Hocam Aykut uçuyor. Salak salak, salak konuşma. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Hadi başka çocuklar da var okulda diye. Allah'ım beni vermesin. Dişimi siyah olarak düşünün burada. Üçüncü çocuk okuldan geldi. Baba diye okulda diye sınıfta diye. Üçüncü oldum diye. Okulda kaçıncısın diye. Kırkıncıyım baba diye. Ya bak. Demek ki oğlum okulda başka çocuk olmasaydı birinci olacaktın. Ramazan ayında Ramazan'da şu neredesin? Hızlı bir şekilde iftara gitmek için bu videoyu hazırladım. Aykut Elmaslar, iftar zamanı. Hey sen, evet sen. Oruçluysan beğen dostum. Oruçlu değilsen de beğen. İnsansan beğen. Aşık yaram var benim her halim. Wow, demeyin, Sübhanallah deyin. Aşık. Oo, ne haber lan? Sıçılmış kişi ne yapıyorsun? Oruç tutuyor mu lan sen? Aklıyor musun oruç falan tutup kendini acı bırakma. Sıçılmış kişi olduğun için sana farz değil oruç. Zaten 30 kilo falansın. Ölüp kalacaksın ama. Ulan niye beni rahat bırakmıyorsun? Sarı pipi lan. Oo. Asıl senin gibi sarı pipilere farz değil oruç. Sikik. Özgüven yapmış. Soh. Hadi okundu başlayın buyurun. Ramazan'ın başından beri her orucu bir damacana suyla açan çocuk bugün karpuzla başlıyor. Sherlock Holmes. Mutfağa 3 kez gizli gizli girip çıkmasından şüphelenmiştim ama günahını almayayım dedim. Normalde iftardan 1 saat önce uyanan çocuk bugün dışarı çıktı. Üstelik bana söylememesi için annesini uyarmış ve harçlık istemiş. Yalan. Yalan. Sofrada herkesin içinde çatalı fırlat. Yaralanma ihtimali %50. Akılda kalıcılık %100. Yalan etkisi geçici olarak kırıldı. Eşek gibi. Ne oldu baba? Sen niye oruçluyum diye yalan söylüyorsun? Nereden anladın? Kalk lan sofradan. 7 tane falan kısa video fikri buldum. Muhtemelen Aykut abi de yapmıştır. Hani denk geldiğinde çalmış böyle. Demeyin arkadaşlar, yani zaten Ramazan kontenti bellidir yani. Belli başlı şeyler vardır. O yüzden çaldı falan demeyin. Vallahi çalmıyorum, billahi çalmıyorum ya. Ben doydum. Size afiyet olsun. Ya yesene şunlardan oğlum. Annen yapmış o kadar. Sen genç adamsın ye. Baba vallahi çok yedim, yeter. Oğlum hiçbir şey yemedin. Yesene şunlardan. Anne fulledim. Bitti kapasite. Doldum ya. Büyüklere karşı gelinmez öyle. Sen ne saygısız olmuşsun ya. Hadi ye. Babaanne vallahi zorlama, ye. Genç adamsın sen oğlum. Hadi ye şunları. Ya enerjiye ihtiyacın olur senin. Genç adamsın. Ye hadi şunları. Merhaba. Aydın amca Aykut evde mi? Gel Mustafa gel otur ya. Zorla darlıyorlar yaşlılara birader. Aykut. Öldü. Ne ölmesi? Daha dün beraberdik. Doktorlar söyledi. Kolesteroldenmiş. Aydın amca 25 yaşında çocuk nasıl ölsün kolesterolden? Dur oğlum ben sana helvasından koyayım Aykut'u, onu ye. Yok Aysel teyze ben yemeyeyim, sağ ol. Ya genç adamsın sen, ne olacak, koy yanım yiyin. Ya yiyin oğlum, siz gençsiniz yiyin. Konsepti değiştiriyorum arkadaşlar, gülmeme challenge olsun bu. Hadi bakalım bir anda gülmeme challenge'a dönmesin mi birader? Anam bu ev niye ısınmıyor ya? Bunlar ne? Ha, petekleri astım da çamaşırlar çabuk kurusun diye. İyi de biz donuyoruz. Anne neden bu ıslak çamaşırı laptopun altına koydun ya? Laptopun çok ısınıyor ya oğlum, altına koydum kurusun diye ben de. Hadi sofra hazır hadi. Eline sağlık hanım. Oğlum annen nerede? Şimdi buradaydı baba. Şefika! Anne! Şefika! Annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dönme lan! Annen lafı yok lan bir daha doyunca. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır! Ne kadar makarna? Ayrı ayrı mı? Makarna ne kadar? Böyle kızlar asla para ödemez beyler, bayanlar, kızlar. Kim varsa hani böyle verecek adam verir. Yani, buradaydı bir dakika, vereceğim bir dakika buradaydı, dur falan, yok. Erkek de aynısını yapıyorsa bil ki o da ödemeyecektir. Gel sen! Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Dur efendim, bir çift bu gece kalmasın. Ne olur. Bugün kalsın bir daha kalmasın. Ne olur. Bugün kalsın bir daha kalmasın ya, ne olur. Ben bunu yapabilirim bu arada. Yapmış da olabilirim zaten hatta. Bu çünkü zaten yaşadığımız bir durumdu. Annemle konuş. Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Düş hadi. Kutuluk namazları düş. Kızım müsait misin? Müsait mi baba? Kalk. Aç bakalım onu, ne var bakalım. Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı annelen büyük olamaz? Bizim zamanımızda oluyordu. Uğur Bey çorbanı da bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi?
Anlamını bilmediğin şeyleri niye alıyorsun sen, bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm yıkat, yok seferim içiriyor, git! Oh, böyle bir durum vardı ama hala var mı bilmiyorum. Böyle hoca örtü falan yıkattığında tribe giriyor öğrenci. Hocam ben yıkarım. Sanki anasını satayım. Dünyaya gelen uzaylılara girip püskürtüyor. Öyle bir havalı ki. Bir de şey var ya böyle. Yalaka kız öğrenciler geldi bunu yapıyorlar. Hocam çantanızı ben taşıyayım mı? Hocam he. O çantayı taşırken ki o tripler. Bakın hocanın çantasını ben taşıyorum. Falan. Sanki ne yapıyorsun, anasını sattım. Okudum, kabul ediyorum yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Hadi abi. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba anne demiştir o. Kapıcı Veysel dedi, Veysel. Benim babamın yanında artistlik yapma. Abi sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim. Aa, kafama vurur abi. Bir daha yap. Aradın mı tüpçüyü? Hangisi tüpçü bunu? Bu bilmiyor ki. Ne yapacağız bu çocuklarla? Gel ben seni kesti. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Ya bir de bak bu video, bak bu video patlıyor mu birader, kusura bakmayın ya. Tamam ben bir daha gülmeyeceğim, merak etmeyin. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun sen? Kendi paranla içer. Çok güzel video birader. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun? Kendi paranla içer. Çok fazla detay var arkadaşlar. Yani şu videoda bunu derken kendisinin çay sigara yapması falan yani. Çok güzel. Çok sen kendi paranla içer. Anne acayip acayip acıktım ya. İftara ne kadar var? Yavrum sabret, 3 saat kaldı. Evin büyük oğlu Aykut gizli gizli su içerek orucunu bozmuş ve diskalifiye olmuştur. Orucunu tutmaya devam edenlere Allah sabır versin. Baksana, Allah'tan baban uyuyor da duymadı anonsu. Lan it orucunu mu bozdun? Ulan daha demin izlemedin mi bunu? Oğlum hadi bak, yarım saat kalmış iftara, pide al gel. Anne yapma, gönderme beni o kalabalığa. Hadi çabuk çabuk. Ben çıkıyorum anne. O silahı ne yapacaksın oğlum? Belli olmaz anne. Dursun yanımda. Olur da biri bizim yumurtalıyı kapmaya çalışırsa bedelini ödemek zorunda kalacak. Üstünde çok emeğimiz var. Hakkınızı helal edin. Olur da gelemezsem dünden kalan pideleri ısıtıp yersiniz. Pide kuyrukları hani böyle çok kalabalık oluyor ya. Ve uzun süreceği için iftar yetişemeyebilir. Orada da böyle bir abartı tabii ki. Mübalağa yapılmış. Ben karar verdim. Ben oruç tutmayacağım. Seni anlıyorum evlat. Burada da Godfather göndermesi var. Tutma. Seni buna kimse zorlayamaz. Kendi karar. Ben de bir şey diyemem. Nasıl istersen. Bir kedi seksik birader. Bir de kedi olsa şurada. Çok sağ ol. Ya babam Allah'ım ya. Ya baba modemi niye söktün ya? Evet evlat, modem bende. Çünkü biz oruç tutarken seni keyif... Sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Ama sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Eğer yarın oruç tutarsan modemi sana geri verebilirim. Bırakma dayının, tamam mı? Bak Hakan, çok şekerli şeyler yedirme, obez olacak. Daha 8 yaşında çocuk, kola içirme soğuk. Ya tamam be abla, bir iki parkta gezeriz. Tam serseri bir daha ver. Dar gömlek, deri ceket. Bir de hamburger atarız birer tane, hey, değil mi? Hey hamburger! Hamburger! Anne, dayı. Yavrum sen neredesin 2 gündür? Dayın nerede? Dur be kadın, bir soluklanalım, anlatacağız. Oğlum anlatsana, dayın nerede? Ne bu üstün başın? Neredesin sen 2 gündür? Ya sorma valide, buradan çıktık Reşat'ın mekana gittik. Dayım oturdu kumara, neyse iyi kağıt geliyordu falan. Ondan sonra önce araba gitti, tükürmek. Sonra evi verdi dayım falan. Verecek bir şey kalmadı, dayı hadi yürü eve gidelim dedim. Dur lan dedi, karımı koyuyorum ortaya deyince Reşat abi de çekti vurdu. Onu mono gömdük, çamur falan olunca işte mahalleli eskilerden ayarladı bir şeyler böyle. Ama babacan adamlarmış, 100 bin liralık senete imza atınca beni serbest bıraktılar. Şimdi haftaya senedin günü geliyor. Valide sende kaç tane bilezik var? Allah mübarek eylesin. Bunlar ilk... Allah'ım daha 4 saat var ya. Çocukla ilgili yapılması gereken, ilk anda yapılması gereken şeyler. Bu arada bir soru... Aykut merhaba. Tanıyamadım ama. Ben niyetliyim, bir şey almayacağım, sağ olun. Beni tanımaman normal Aykut. Çünkü şu anda rüyadasın. Ve ben senin bilinçaltının bir yansımasıyım. Üstündeki tişörte bak, elindeki kitap, bu kafe. Buraya nasıl geldin? İşte rüyalar böyledir.
asla nerede başladığını bilemezsin. Ve en güzeli de burada geçireceğin bir dakika normal hayatta bir saate eşit. Harbi mi? Gerçekten. İyi 4-5 dakika takılayım o zaman ben burada. Daha nasıl açayım? Atamıyorsun sen zaten gol. Tamam atıyorum hadi. Hadi bende. Sıra bende hadi. Ses ne? Ne oluyor lan? Oğlum hadi kalk. Oğlum hadi ezan okunuyor. Kalk iftar vakti. Orucu uykuya tutturmak. Bunu yapacağım ben de. Burada da Inception'a gönderme yapmışlar. Başlangıç filmini izleyebilirsin. Çok süper bir film. Çok yiyemiyorum. Doydum ben. Kızım üç parça bir şey koydum zaten. Hadi bitiriver onu da. Bak sen de kal. Ben de çok doydum. Babacığım ben bunları bitiremeyeceğim ama devam eder misin lütfen? Yok kızım teşekkürler ayol. Ayol mu? Ya beni de iyice kendinize benzettiniz ha. Bu arada geçen Mango'da bir indirim vardı. Olay! Ne oluyor lan bana? Neyse buyurun afiyet olsun. Diye ben. Kızım hadi siktirin gidin evlerine. Kurbanınız olayım ya. İyice karakter bulanıma girdik burada ya. Erkek çoğunlukla hala. Anne! Anne! Bu da bitti! Erkek erkek baba! Anne! Tamam! Sarımızı kesip getirdin mi? Müziklerin efendisindeki orklar gibi yapmışlar birader. İyi, alın hadi. Müziği çok iyi düşünmüşler. Hayır maşallah! Nasıl iyi uçtanlar? Uzayı da getirip geliyorlar. Vallahi bey çok sıcak. Dilim damağım kurudu. Acıkmadım da acayip sıcak susadım. Kolay değil oruç tutmak. Baba, acayip sıcak. Ben dayanamıyorum. Yapma. Vallahi acayip susadım. İşte böyle, güzel. Ben tutmayacağım baba, su içeceğim gibi. Saçmalama. Benim oğlum asla orucunu bozmaz. Benim hanımım asla sıcaktan bayılmaz. Zor. Bunun ben de farkındayım. Ama tarih bugünü yazacak. Tarih nasıl sabrettiğimizi yazacak. Hazırlanın ev halkı. En güzel kıyafetlerinizi giyin. Çünkü bu akşam iftarı Konyalı Mehmet Usta'da yapacağız. Bu ne be? Yalnız iki lahmacundan fazlasını söylemek yok. Birader bir şey diyeceğim. Bakın yemin ederim. Bir dakika izleyelim. Bak oğlum kaç yaşına geldin artık. Oruç tut tamam. Hem oruç insana sabretmeyi öğretir. Hadi bak hadi ezan da okun. Niyet et yat. Evet. Çok lezzetli oluyor. İçindeki pilav da çok güzel. Kızartma içli köftemiz var. Pilavın yanına fasulye mi yapsam? Ya da yok. Sahurda sakin. Karnı aç diye şu an sinirli. Yok artık. Üretim son olan o benim. Bugün yapsam kime? Cacık da yapsam. Cacık da güzel olur. Baba daha iftara ne kadar var? Acayip susadım ben ya. Dayanamıyorum. Ne bileyim lan ben ne kadar var? Arkadaşlar ben de nerede yararak Ramazan fikir. Kaç gün önce yapmışım? Yazıyor mu tarih falan var mı? Sonra vay efendim. Şahadetli olmasın 16-24. Aykut Elmas her şey yaptığı için. Hani bana kızmayın. Bak burada ne diyorum? İftarda sakin, oruç tutarken gergin. Bana yazmışım bu baba olacaktı. İftarda sakin ve anlayışlı olan baba. Oğlunun gözlerinden flashback ile geçmişe gidiliyor. Ya evde vakit geçmiyor. Ben çıkıyorum. Hadi iftarda görüşürüz. Hadi geç gelme bakalım ha akşam iftarı. Telefonun... Hayırdır? Şey oğlum bunda... Ya aman söylüyorum artık. Oğlum biz ateistiz. Ateistsiniz? Siz yıllardır ateist miydiniz? Yok yıllardır değil. Ramazan yazlara denk gelince sıcaktan tutulmuyor oruç. Ateist oluyoruz. Kışın devam ama. Ya baba ne diyorsun sen Allah aşkına? Babaanne sen de mi? Tövbe de ben ateist değilim. Ben deistim. Yani bir yaratıcı var ama yani kafam biraz karışık. Kafan karışık ha? Oğuz sen? Abi ben zaten çocuk orucu tutuyorum öğlene kadar. Lan ne çocuk orucu? 23 yaşındasın oğlum sen. Olsun. Demek ki içimdeki çocuğu hala öldürmemişim değil mi baba? Şaka değil mi? Yok. Yememişsin. Ya yedik. Yok şaka değil. Gel bu. Şaka değil. Valla şaka değil. Bak bana bir açıldı. Babaanne sana şaka yaptık da babaanne. Ne oluyor oğlum ne bağırıyorsun? İftara kadar vakit geçme baba ben çıkıyorum salak salak rüyalarım. Evladım tutma yaramıyorsa. Evet 2018'in sen niye oruç tutmuyorsun lan kavgasını ilk çıkaran şehir Kütahya oldu ve şampiyon yanımızda buyurun. Yani öncelikle şaşkınız tabii biz ikinci olduk fakat Yozgat doping yapmış yani döven kişi oruç değilmiş o yüzden birinciliği bize verdiler. Tabii memleketi böyle temsil etmek ve bu ödülü oraya götürmek bizim için bir onur. Omzunda şampiyonluk kemerini görüyorum bu arada. Evet peki bu sürece nasıl hazırlandın? Yani özellikle geçen sene dakika farkından dolayı Konya'ya kaybetmiş olmak bizi daha da şevklendirdi açıkçası. Bu sene yöre esnafıyla beraber daha fazla adam tartaklayarak bu seneye daha dolu hazırlandık. Evet tabii ben 2013 Ramazan'ında bir arkadaşı Omirliğine
balyozla vırarak felç bırakmıştım. Tabi 6 ay içeride yattım. Bir sakatlık dönemi oldu. Peki son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür. Evet, özellikle bize bu süreçte yardımcı olan Marangoz Muammer abiye ve Kişiroğlu züccaciyenin sahibi İsmet abiye çok teşekkür ederim. Baba! Çarşıda arkadaşlarla buluşacağız da bana bir harçlık versen. Yanımda şimdi nakit yok da ben de çarşıya inecektim zaten. Gel beraber çarşıya inelim. Oradan çeker verelim. Ooo o para var ya, o kadar geç geliyor ki birader. Size bunu anlatamam. Burada baştan somun alacaktım. Gel önce bir onu halledelim. Gel. Ha şu gemciye gel bir uğrayalım. Tavuk yemenin fiyatları ne kadar olmuş. Gel. Bizim tavuğumuz yok ki. Alırız. Gel. Alırız. Nereye gidelim? Ha gel şurada Haluk amcanla bir çay içelim önce. Gel. Çocuğun arkada sinirlenmesi peki. Gel babanı keyiflenin. Biraz daha şu aptalca yere bakmaya ne dersin? Nerede ne kadar hesap varsa biraz gezdirir seni. Biraz daha şu saçma yere gidelim. Hadi oğlum gel bakayım. Gününü bitirdikten sonra parasını verir. Haydi bakalım günün bok olduğuna göre al şu 5 lirayı git. Hadi bakalım. Hadi. Sigara iç, okuldan kaç ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Ulan biz olarak kim seçti? Biz yapmadık hocam. Ben mi seçtim? Bilmiyorum hocam. Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlarız biz onunla. Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatağında yatağı. Kardeş ister misin? Evet. S**t beni dudama ya. Hoş geldin yavrum. Bugün STV'ye dönmüş. Küfretme işte zındır. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işleyeceğim buna. Ha ona gittim ben koyayım mı? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soru. Ona gittim ben. Hatırladım tamam. Böyle öğrenciler vardı bir tane. Ben ne oluyor be? Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana 2 kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadım. Demek 3. Lan geçer ne? Salak. Ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Perizle hep emanet. Tofak ötmem bana. Kanka kancı ver. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun lan? Ama Berke hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Ne yapalım bu çocuğu sen kime şu? Ölüyor lan. Bakacan yaptın yiyeceğini. Bakacan yaptın yiyeceğini. Sağ olun çok güzel. Anne yemekte ne var? Bamya yaptım oğlum. Bamya yaptım yiyeceğini. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top o da aldım. O tombul çocuk güzel. Birader. Aykut. Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraken soruyor. Balık kraken nedir ya? Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer. Aferin sana. Evet başla. Çok iyiydi ya. Anam! Hocam atamıyorum. Bu son dönemin en çok tutulan parfümü Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste da 5 lira. Vallahi. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Hocam Aykut uç yiyor. Salak salak konuşma bak. Şu video çok iyi değil mi? Tam ya yeni dönemde var mı bilmiyorum. Bizde eskiden böyle bir şey vardı. Bir ders vardı. Ne alakaydı birader? Beden eğitim mi dersi miydi? Neydi o? Cimnastik dersi miydi? Böyle bir yerde yapıyorduk. Hani böyle at... Geri düşüp ağlıyor. Hoşuma gitti. Hocam atamıyorum. Aga efsane adam ya. Vallahi ben çok seviyorum kendisini. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Öpüyorum sizleri. Bir nebze daha yüzünüze gülücü kondurabildiysem ne mutlu bana. Allah'a emanet olun kardeş. Beğenmeyi unutma baba. Abone olmayı unutma kardeş.